45. bölüm. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Sıfırdana dikkat edelim. Birbirinden farklılar ayrıca. Buna göre 3x artı 2y artı z 40 denklemini sağlayan en büyük z kaçtır? Birisi en büyükse diğerlerini en küçük seçiyorduk. Ama seçerken şuna dikkat ediyorduk. Verilen özel şartlar neler? Mesela burada sıfırdan farklı olması isteniyor. Birbirinden farklı olması isteniyor. Z'yi büyük seçeceğim. Tamam. X ve Y'yi küçük seçeceğim. X'i çok küçük seçmek istesem mesela ne seçerdim? Sıfır seçerdim. Onu bana demiş ki onu seçemezsin. İşin kolayına kaçma. Ne seçeceğim? Bir seçeyim. 3x diyeyim. 3 olsun. X yerine 1 yazdım. Artı Y'yi ne seçeceğim? 2 seçeyim. 2Y'de 4. Artı Z 40. Şu Z. Şöyle çizeyim de. 7. Z buradan ne oldu? 33 oldu. Peki burada yanlış bir çözüm nasıl yapılırdı? Şöyle yapılırdı. Derdik ki ben Y'ye ve X'e ve Y'ye 0 veremiyorum ya. Y'ye 1 vereyim. X'e 2 vereyim derdik. O zaman 2 olurdu burası. Şurası 6 olurdu. İkisinin toplamı 8 olurdu. Z buradan 32 olurdu. En büyük Z sayısını bulamazdık. Cevabı 32 dediğimizde sınavdan çıkınca bakardık ki 33 de oluyormuş. Nasıl oluyor? Ben y'ye 1, x'e 2 vermiştim. Oysa ki x'e 1, y'ye 2 verilecekmiş. Peki aradaki fark ne? Veya bunu nasıl göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Kat sayısı en büyük olana en küçük sayı vereceğiz. Şimdi zaten en küçükleri vereceğiz. Ama en küçük olan mesela 1'i hangisine verecek? Kat sayısı en büyük olana vereceğiz. Çünkü o zaman daha da kurtarıyoruz. Yani bizim istediğimiz şey şu. 3x artı 2y'yi küçük yapmak. Ben bunu küçük yapmak istiyorsam x'e daha çok dikkat etmeliyim. Çünkü x'e ne verirsem onu 3 ile çarpıyorum. X'e 1 yerine 2 verdiğimde onu da 3 ile çarpacağım. Dolayısıyla önce şu en büyük katsayısı olanı en küçüğü verelim. 1'i verelim. Sonra devam edelim. Dolayısıyla cevabımız bursa.